Arkadaşlar merhaba. 22 Temmuz 2021 Perşembe günü akşam yarışlarında Amerika Birleşik Devletleri Saratoga'dayız tekrar. Evet, Saratoga'da tam 7 koşulu bir program var önümüzde bizim. Aslında daha fazla tabii, 10 adet olması lazım. Evet, Saratoga'da arkadaşlar dikkat ettiyseniz eğer genelde ilk ayaklarda sürpriz atlar geliyor. Bu yüksek ikrami olduğu zaman genelde Irat Ortiz veya Jose Ortiz ya da Joel Rosario gibi jockeyler bu paraları alıyor ve ama düşük ikrami olduğu zaman bakıyoruz ki farklı bir alt jockey o yarışta hiç umulmadık şekilde genelde sonuncu veya sondan birinci dediğimiz atlar devreye giriyor. Şimdi birinci koşuyla başlayalım değerlendirmeye. Bugün artık tutturalım bunu arkadaşlar bu bayramda. Evet, ilk burada plase başlangıç ayağındayız. 20.38'de Maiden satış koşusu diye geçiyor. 3 yukarı İngilizler. 1200 kum başlığımız var. Burada normal şartlar altında bankoda atabileceğiniz bir 3 numara var. Wicked Matt. Ama 6 numarada burada pregame Jose Lescano ile arkadaşlar. Bizim 2 tane size tavsiyemiz bu. 3-6 orayı geçebilirsiniz veya bahis de oynanabilir veya 3 banko atılabilir 7'li plase için. Buradaki görüşümüz bu. Şimdi 6'lı gayen başlıyor. Evet arkadaşlar, 6'lı gayen ikinci koşuyla 21.15'te başlıyor. Satış koşusu şartlı. 3 ve yukarı İngilizler. 1400 ve hepsi dişi. Şimdi burada düşük bir ikramiye var. Normalde Saratoga'nın baktığımız zaman bugün 2 tane düşük ikramiye var. Bunları çok iyi değerlendirmemiz lazım. Şimdi burada 36 bin dolar toplam ikramiye var dağıtılacak olan ve 22.680 dolarlık da bir ikramiye var burada birinciye verilecek olan. 1 numaralı Viradia Jose Ortiz ile siyah ekürler mecburen ve 8 numaralı Forever Changed Irat Ortiz ile bunlar ikisi yaptığımız zaman otomatikman ekürleri almış oluyoruz elimize. 3 numaralı Mongolian Humor Benjamin Hernandez ile arkadaşlar. Ve 5 numaralı Persian Queen, Dylan Davis'te bunları da sürpriz olarak arkadan koyduk. 3 numaralı Mongolian Humor, bilhassa Benjamin Hernandez'le arkadaşlar iyi bir yarış çıkartacak gibi gözüküyor. Bugün Benjamin Hernandez'e dikkat diyorum ben size. Evet, dün de birinci koşuda David Cohen demiştik 6 numara, o da geldi. Bugün aynı şekilde Benjamin Hernandez'e dikkat ediyoruz. 1-8-3-5 şeklinde 4 tane safkanla buraya geçeceğiz. Evet, 3. koşuya geldiğimiz zaman 6'lı gayen 2. ayağı satış koşusu. Kumdayız yine, şartlı. 3 yukarı İngilizler, 1400 metrede dişi safkanlar. Arkadaşlar burada da 7 atın içerisinde 6 numaralı Pendolino, Benjamin Hernandez ile ilk atımız. 1 numaralı Courageous Girl, Jose Ortiz ile 2. atımız. Ve 4 numaralı Red Venus, Tyler Gaffarone ile de 3. atımız. 6-1-4 diyoruz buraya. Toplamda yine 50 bin dolarlık bir ikramiye var. Öyle çok fazla olmayan. O yüzden burada 6 numara Pendolino ve 4 numara Red Venus'un yanında arkadaşlar çok daha böyle sürpriz arayanlar burada Dancing Kiki ve 3'ü de, yani 2 ve 3'ü de ilave edebilirler. Bu ayakta biraz sürprize kokuyor. Yani 1. ayak ve 2. ayak altında biraz sürprize dönük. Arkadaşlar dikkat diyoruz bunlara. Yani bu iki tane ayakta en sonuncu atları dahi yazabilirsiniz. Öyle geliyor çünkü. 4. koşuya geçtik şimdi. 6-1-4 olarak geçtik 3. koşuyu. 4. koşu Maiden bir mücadele. Dişiler yine 2 yaşlı İngilizler 1700 metre çim piste çıkacaklar. 11 tane safkan burada start oluyor. Arkadaşlar burada 100 bin dolar toplam ikramiyeli bir koşu var ve grubun böyle bir tık üstünde kalan 4 numaralı, yani yaptığı çalışmalarla falan da bir Dark Angel yavrusu var. Yaptığı çok sıkı bir çalışma var ve Chad Brown biliyorsunuz bu Iratların kankisi. Bir şekilde Irat Ortiz burada bu kaliteli safkanına bu yarışı kazanacaktır diyoruz ve 4 numaralı Expand the Map'i günün vazgeçilmez bankosu olarak ilan ediyoruz arkadaşlar. Bu Dark Angel yavrusu burada bu koşuyu kazanacaktır arkadaşlar. Bunun üzerine bir at biraz zor burada söylenir. Evet, 4 numara banko.
Evet, 5. koşuya geçtik şimdi. 5. koşu 22.55'te. Maiden bir koşu yine. Dişiler, 2 yaşlı İngilizler 1100 metreye çıkacaklar. 85 bin dolar toplam ikramiye dağıtılacak burada. Arkadaşlar tam 5 tane ata yer veriyoruz. Evet, 1 numaralı Aortini Dancer Benjamin Hernandez'le ilk atımız. Bakın Benjamin Hernandez, dikkat diyoruz, başka bir şey demiyoruz. 4 numaralı Kuay Sadilla, Tyler Gaffney'le ikinci atımız. 3 numaralı Derin Nane, Joel Rosario'yla. 9 numaralı Lowski, Javier Castellano'yla ve 10 numaralı Captain's Daughter Manuel Franco'yla. 1, 4, 3, 9, 10. Tam 5 tane safkanla burayı geçiyoruz arkadaşlar. Evet, tabela ayağındayız Saratoga'da. Perşembe akşamı 23-29'da Maiden yine dişiler, hep dişiler. 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre kum piste çıkacaklar. Tam 11 tane safkan var arkadaşlar. 11 tane safkanın biz 5'ini size tavsiye edeceğiz. İlk atımız 1 numaralı Bust in My Groove, Omar Hernandez Moreno'yla, ki Gagliano da onun ekürisi. Evet, ilk atımız bu. Evet, arkadaşlar özellikle 35 bin dolar toplam ikramiyesi var bu koşunun. Kesinlikle sürpriz gelecek. Yani bunun bir alternatif falan yok. O yüzden ilk atımız bizim bu ekürler oldu. 5 numaralı Chaos to Dream Ricardo Santana Junior'la, 10 numaralı Cole Rose Javier Castellano'yla, 3 numaralı Nicky Caesars, evet, Eric Kensel'la ve 4 numaralı Big Tony's Girl, burada Jorge Vargas arkadaşlar. Dikkat ederseniz burada miratları hiçbirini yazmadık, Luis Caesar'ı. Yani dileyenler onları da yazabilirler. Bu ayak biz 1, 5, 10, 3, 4 şeklinde geçiyoruz sürpriz ağırlıklı şekilde. Evet, 7. koşuya geldik şimdi. 7. koşuda burada ilginç bir kapışma izleyeceğiz. Opsiyonlu satış koşusu diye geçiyor. Günün son koşusu şartlı. Yine dişiler, hep dişiler. Etrafımız dişilerle sarılı. 3 ve yukarı İngilizler 2200 metre çim piste çıkacaklar. Uzun metrajlı bir koşu kolay kolay Saratoga'da göremezsiniz ama 1700-1800'leri gördük. Ama 2200 kolay kolay göremezsiniz. Burada ilginç bir koşu olacak bu. 105 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. Şimdi burada 5 numaralı Lovely Lucky Jose Ortiz'le ilk atımız ve 4 numaralı Singita Dreams Tyler Gaffarone ile ikinci atımız. Bu iki safkan normalde bitmiş bir ikili gibi düşünün. Yani 5 ve 4'ü zaten göreceksiniz nasıl küçük çıkacak, ganyanları, AGF'leri nasıl yüksek çıkacak, birbirine yakın çıkacak. Göreceksiniz bunu. 4 ve 5'i bitmiş bir ikili gibi düşün. Amma ve lakin arkadaşlar, Jose Ortiz burada Irad Ortiz'e pas verirse, yol verirse 6 numaralı Mia Martina Irad Ortiz'le burada ikisini de geçebilir. Ha, bu ikisinin, bu üçünün yani 4, 5 ve 6'nın dışında burada Junior Alvarado iki tane safkandan birini seçecek arkadaşlar. Bakın, burada handikap puanları da yok bunun. Çok kapalı bu safkanlar. Birisi 2 sene evvel koşmuş, birisi 1 sene yakındır koşmuş. Yani uzun zamandır koşmamış, öyle diyeyim. Şimdi bunlar öyle bir kapalı kutu ki bu safkanlar arkadaşlar. William Mott, bakın antrenör de çok değerli bir antrenör grubu. Buradaki sürprizi de yaparsa hangisine binerse binsin hiç önemli değil. Muhtemelen 8'e binecektir. Hangisine binerse binsin bununla biz ilave ediyoruz. Yani burayı biz 5, 4, 6 ve 8 şeklinde 4 tane safkanla geçiyoruz ve böylece bu son ayağı da garantilemiş gibi, hani kapatmış gibi oluyoruz kendimize göre. 5, 4, 6 ve 8. Evet arkadaşlar, Saratoga'da durum bu. Bakın, sizler de en doğru seçimleri yaparsınız. www.marksporttahmin.com'dan da biliyorsunuz şablonlarımıza rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz diyelim. Ve Saratoga ile ilgili görüşlerimiz burada sona eriyor arkadaşlar. Dediğim gibi ikramiyesi düşük olan koşularda sürpriz gelme ihtimali çok fazla. Ama yüksek ikramiyeli koşularda yani Irad Ortiz, Jose Ortiz kolay kolay bırakmıyorlar. Çünkü onların antrenörlerle olan bir bağlantıları var. Yani onu ben işte düşüreyim diye bir şey yok.
Ama farklı bir antrenör grubu olduğu zaman o zaman yapacaklarını yapıyorlar tabii. Evet, herkese bol şans diliyoruz. Bir sonraki yarış gününde tekrar görüşmek üzere. İyi bayramlar arkadaşlar.